Şimdi bir kıyaslama yapacağız ama önce buraya bu videoda bize yardımcı olacak 3 arkadaş çiziyorum. Ya da bunu aynı kişinin 3 farklı durumu, 3 farklı versiyonu diye de düşünebiliriz. İlkinde kişi oturur pozisyonda ve belki bilgisayarından internette bir video izliyor. Öyle diyelim. İkincisinde ise biraz hava almak için yürüyüşe çıkmış halini görüyoruz. Bakalım yürüdüğünü çizimimde belli edebilecek miyim? Son olarak üçüncüsünde ise çok hareketli ve koşan bir hali var. Tempolu bir şekilde koşuyor. Belki de sınava yetişmeye çalışıyor. Bir saniye kolunu düzgün çizeyim de kırık bir kolla koşmak zorunda kalmasın zavallı. Evet koşan, yürüyen ve oturan olmak üzere üç farklı pozisyonda aynı insanı görüyoruz. Bu durumda kişinin kalp hücrelerini incelersek farklı durumlarla karşılaşabileceğimizi tahmin edebilirsiniz. Şimdi bu üç durumun kalp hücresini ayrı ayrı çizeceğim ve neler olduğuna birlikte bakacağız. Tamam mı? Evet. Buraya aynı zamanda bir sinir de çizeceğim. Evet, bu bir sempatik sinir. Yanına S yazıyorum. Kalp hücresi ventriküler hücre olacak. Yani burada kalp atışını sağlayan hücre veya başka bir hücre söz konusu değil. Daha önceden öğrendiğimiz bilgileri hatırlarsak bu ventriküler hücre dallara ayrılır ve iki küçük çekirdeği bulunur. Yüzeyinde bu sempatik hücreden norepinefrin bekleyen bazı alıcılar vardır. Kalp hücresinin içinde ilerledikçe aktinle karşılaşırız. Aktinin uç noktalarında ise Z diskleri bulunur. Çok yakın çizmişim, biraz daha boşluk bırakayım. Fakat sizin yani siz işin mantığını anladınız bunu, sizin bunu anladığınızı varsayıyorum. Ufak iplere benzeyen aktin, ortada ise miyozin var, tamam mı? Hatırlayacağınız üzere miyozinin birçok başı bulunuyor. Bu başlar aktini çekmek ve Z diskini ortaya yaklaştırmak isteyecek. İşte miyozinler burada göreve başlamak için hazır halde bekliyor. Kalsiyumun troponin C'ye bağlanması ve Tropomiyozini yoldan çekmesi onların çalışmasını başlatıyor. Evet, üst tarafta aktinimiz ortada ise miyozinimiz duruyor. Son olarak çizeceğim şey ise buraya titan. Titan, miyozini Z diskine bağlayan protein. Evet, şu sondakinin Z diskimiz olduğunu söylemiştik. Biraz daha kalınlaştırayım. Ben buna Z diski diyorum fakat bazen Z bandı ya da Z çizgisi denildiğini de duyabilirsiniz. Hepsi aynı anlama geliyor, aynı şeyi işaret ediyor. Evet, işte bu da Z diski. Bu diskler aktinle perçinlenmiştir ve tıpkı bir ip gibi Z disklerini birbirine doğru iterler. Temelde görünüm bu şekilde. Şimdi çizdiğim şekli daha sonra kullanmak üzere kopyalıyorum. Aslında şeklimizi iki kere kopyalayıp toplamda üç farklı durumdan bahsedeceğim. Evet, şu anda önümüzde aktin, miyozin ve Z diski bulunan üç durum var. İlk durumda ne oluyor? İlk durumda kişi kendi halinde takılıyor. Gayet mutlu görünüyor. Belki de dediğim gibi internetten böyle komik videolar izliyor. Bu durumda kişinin sempatik sinirleri çok fazla çalışmıyor. Yani koşmuyor veya korkmuş değil. Kasılma zamanı geldiğinde normal kalsiyum miktarı hücreye giriş yapıyor. Bu kişi de kalsiyum oranı düşük. Çünkü kanal aktif olmadığı için pek fazla kalsiyum girişi olmuyor. Diyelim ki kalsiyum şuraya, şuraya, buraya ve bir de şuraya bağlanıyor. Bağlanıyor dediğimde troponin C ile bağ kuruyor anlamında bunu söylüyorum. Peki kalsiyum bağlandığında ne gerçekleşiyor? Evet şu kenara küçük bir tablo çizelim. Burada işleyen miyozin başlarının oranı olsun. Evet. Şuradaki tüm mor kafaları sayarsanız 20 tane olduklarını görürsünüz. Bu işleyen miyozin başlarının oranı. Birinci durumda ne olacak? Kalsiyum 4 yerden bağ kurdu değil mi? Fakat kalsiyum tüm süre boyunca burada bağlı kalmayacak. Bir süre sonra sarkoplazmik retikuluma geri gönderilecek veya hücreden çıkarılacak. Fakat kalbimizin kasıldığı kısa zaman zarfında kaç tane miyozin başı çalışıyor? Şurada bir eleman var, şurada da bir tane, bir başkası işte şurada ve sonuncusu da şurada. Yani dördü de çalışıyor. Bu durumda 16 tanesi çalışmıyor. Yani 20 taneden dördü çalışıyor ise eğer, ee, %20'si çalışıyor demektir. Bu hesaplamayı yaptık. Bu çok büyük bir oran değil. %80'i çalışmıyor ama bakalım neler olacak. Okları sileyim de kafamız karışmasın. Şöyle yapayım evet. 4 tane çalışan miyozin başı aktini şuraya ve şuraya doğru itecek. Aynı zamanda şurada da aynısı olacak. Z diskleri ise birbirlerine daha çok yakınlaşacak. Bu noktada kafanız karışmasın. Z diskleri birbirine mutlaka yaklaşacak fakat bu biraz zaman alacak. 20 yerine yalnızca 4 arkadaşınızın ipe aynı anda asıldığını düşünün. Bu durumda ipi o kadar da çabuk çekemezler, değil mi? Şimdi örnekteki kişinin yürüdüğü ikinci duruma geçelim. Bu kişi belki de güzel havanın tadını çıkarıyor. Evet, kişi yürüdüğü için biraz hareketlenme oluyor, yani sempatik sinir sistemi çalışıyor. Aynı zamanda bazı nörotransmitterleri devreye giriyor. Bu nörotransmitere e, norepinefrin dendiğini biz zaten biliyoruz. Evet, sinir ve kalp hücresi arasındaki alana biraz norepinefrin gönderiliyor ve bu alıcılardan birine bağlanıyor. Bu alıcı şimdi aktif hale gelecek. Kasılma durumunda kalsiyum girişi olduğunu söylemiştik. Fakat bu alıcı da artık harekete geçtiği için fazladan kalsiyum gelecek. Yani kanal aktive olduğu için daha fazla kalsiyumun girişine izin verecek. Şimdi şemamıza tekrar bakalım. Gördüğünüz üzere daha fazla kalsiyum buraya geliyor ve bağ kuruyor. Yerlerini rastgele seçiyorum fakat 6 tane koymuş oldum. Yine diğer tarafa da 6 tane koyayım. 4'ü yukarıda, ikisi aşağıda olsun bu şekilde. Evet, troponin C'ler kalsiyumla bağ kuracak. Bu durumda çalışanlar şu miyozin başları olacak. Yani toplamda kaç miyozin başı çalışıyor bakalım. Şimdi 20 üzerinden 4 yerine 12 miyozin başı çalışır durumda. Bu da %60'a denk geliyor. Oranda büyük bir artış olduğunu görüyorsunuz, değil mi? Daha önce olduğu gibi Z diskleri yine birbirine yaklaşacak fakat bu sefer daha fazla miyozin başı Z disklerini birbirine ittiği için bu yaklaşma işlemi daha fazla bir kuvvetle gerçekleşecek. Aslında bu çok ilginç bir durum çünkü sempatik sistemin çalışması sebebiyle kas kasılmasında daha fazla kuvvet bulunduğunu görüyoruz. Son durumda ne olacağını tahmin etmişsinizdir. Bu durumda kişi koşuyor ya da heyecanlanmış durumda ve önceki durumların aksine tonlarca nörotransmitter devreye giriyor. Bunun yanı sıra çok sayıda norepinefrin salgılanıyor. Mesela biraz şurada olsun. Evet, 3 üç alıcının 3'ü de devrede çünkü norepinefrinler hücrenin harekete geçmesini sağlayan çok sayıda uyarı yolluyor. Norepinefrinler sayesinde kalsiyum kanalları çok aktif olacak, değil mi? Bu durumda bir kasılma olduğunda az miktarda kalsiyum yerine hücreye çok miktarda kalsiyum akışı sağlanacak. Tabii bu yalnızca kaslar kasıldığı zamanlarda oluyor. Kalsiyum miktarı bu kadar fazla olunca kalsiyum bulabildiği her yerde troponin C ile bağ kuracak. Tüm bu miyozin başlarının çalışmaya başlayacakları için çok heyecanlı olduklarını görebiliyoruz. Miyozin başlarının 20'de 20'si yani hepsi çalışır durumda. Evet, %100 oranında iş yapılıyor. Bunun sonucunda ise Z disklerini birbirine iten muazzam bir mekanik güçle karşı karşıyayız. Evet, 3 durumda da Z diskleri birbirine yaklaşmış oluyor. Fakat unutmayın, kalsiyumun kalpte durabildiği süre sınırlı. Daha önceden de bahsettiğim gibi, kalsiyum bir süre sonra hücre dışına veya sarkoplazmik retikuluma gönderiliyor. Dolayısıyla kalsiyumun kalpte bulunduğu o değerli dakikalar süresince kalbimizin olabildiğince çok çalışmasını isteriz. En üstteki durumda düşük enerji kullanımı görüyoruz. Çünkü ATP'yi ADP artı fosfata dönüştüren çok sayıda miyozin başı e, maalesef yok. Yani burada ATP'yi ADP artı fosfata çevirenler yalnızca çalışır durumda olan miyozin başları. Onlar da az sayıda. Çalışmayanlar ise tabii ki bu işe el atmıyor. Adı üstünde çalışmıyorlar. Yani oturur pozisyonda olduğumuz bu durumda kuvvetin yanı sıra az olan bir başka şey de enerji. Burada düşük enerji durumundayız ve çok fazla enerji yakmıyoruz. Koşar duruma geldiğimizde ise buradaki tüm miyozin başları ATP'lerden çok sayıda ADP üretiyor. Yani fazla miktarda enerji kullanılıyor ve bu duruma yüksek enerji durumu diyoruz. Mantıklı geliyor değil mi? Koşarken tabii ki de daha fazla enerji harcıyoruz. Otururken çok da fazla enerji harcamıyoruz. Bunun sebebinin ne olduğunu artık verdiğimiz örneklerle tam olarak anlayabiliyoruz. Çünkü koştuğumuz durumda miyozin başlarının hepsi ATP yakıyor. Evet, işte bu şekilde özetleyebiliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.